Merhaba arkadaşlar, GamerDB kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bir önceki videomuz bir Killer Gameplay videosuydu. Şimdi de Solo Survivor serisine devam ediyorum. Perklerim bir önceki Solo Survivor videosundakilerle aynı. Rankım şu an Q4 ve 2 tane çubuğa sahibim. Takımıma olabildiğince yardım edip gerekli olan tüm şeyleri yapıp hızlı bir şekilde rank atlamaya çalışacağım. Bugünkü amacımız bu. Yırtılmış şemayı gördün. Gençler, geçenlerde Türknet müşteri hizmetlerinden trip yedim, biliyor musunuz? Yani niye ya? Sabah 9.30 gibi aradılar. İçimden dedim ama yani bu kadar geç aranmaz. Hani 7'de arayın, 6'da arayın sabah, anladın mı? Hani hatta arayın sabah ezanını siz okun yani kulağıma dedim. O kadar erken aradılar. Arama sebepleri de çok önemli bir şey değil. Hani işte kampanyalarımızdan, carttan, curttan yararlanmak ister misiniz gibi bir şeydi. Müsaitseniz anlatayım dedi kız. Ben de 9.30 hani daha ne müsaiti, dur bir kahvaltı yapayım, şey yapayım. Yok, müsait değilim dedim, şöyle yaptı bana. Peki, iyi günler. Oğlum dedim, ne oluyor sabahın 9'unda zorla mı arattılar, kafana silah mı dayadılar yani. Bu arada Killer Nerds yine Solo Survivor videolarımın vazgeçilmez şerefsizi. Bir jeni yaptık ama iki huku da verdik gibi. Bizim adam onu kaldırmaya gitti, umarım kaldırır. Lady Tomris. Tomris uyar mıydı neydi, şey vardı ya. Yapma malmal hareketler, yapma, bir dakika. Hayata karşı bir direniş amacın olsun. Dur, arkadaşını kaldırmaya giderim. Bak sen yemesen abi yer sonra. Uç şimdi. Bu ne yapıyor bu Nerds? Hayırdır, benim süründür taktiği falan mı acaba? Yani şu evin içini biraz daha karanlık yapın da kendimi göremeyeyim ya. Allah senin belanı versin. Bak, vermesin de demedim. Oğlum, Dead Art bastığım gibi bitti. Bu nasıl yarım saniye lan? Gerçi yarım saniye de çok büyük bir şey değil, tamam ama. Ya şey, bir şey diyeceğim, ananı s**eyim. Merhaba kolay. Evimizi tanıtayım ben sizlere. Hocam tuzak gibi koymuşsunuz oraya odayı. Yani can havliyle nereye gideceğimi şaşırdım ya. Ulan bir de yürüyen nörsmüş, ben bunu fena tokatlardım da. Alınma sırası bende. Aa, bunun barovu varmış. Sal beni önden çıkayım. Sal beni önden çıkayım. Kanka adam salak değil, vurmuyor bana. Görüşürüz. Ya gerizekalı, başka yer yok. Adamın içine baka baka, suratının içine. Biz buradayız diyelim adama, değil mi? Adam da yürüyor zaten. Ne aptal bir nörs, anasını satayım. Bu nasıl nörs ya? Nereye gidiyorsun mal? Yürüyeceksen niye nörs aldın kardeşim? Şimdi bak, eski Dead Art olsa Nurse'den bir kerelik garanti kurtulma hakkın var. Ama yeni Dead Art için aynısını şey yapamıyorum yani ben size arkadaşlar. Firmamız bunun güvencesini veremez size, kusura bakmayın. Baksana şu adama yeniliyoruz yani. Adamı Kamil Koç'a bindirdim, memleketine yolladım. Ama Dead Art bana hala güven vermiyor. Mikael'e düşmediği sürece şu an çok bir sorunumuz yok. Aynen, Mikael'e düşmedi, devam. Sorun yok arkadaşlar, hala Mikael hayatta. Şimdi bize bir şey olmaz, hızlı bir şekilde kaldıracağım. Gel 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 gel. Ya iki kişi yere düştü. İlk asılan Mikael oldu üçüncü kişi olarak. Nasıl becerdin onu ya? Mort kaldı. Güzel hareket, güzel hareket. Biraz oyalama da alırsak artı bir alırız biz bu maç ölmemize rağmen. O kadar atabileceğini tahmin etmedim. Uçar sandım, dedarda basmadım ya. Kanka direkt barbekü yedik topukla buradan. Ama ben Jane yapayım. Vallahi ya. Stres anında bile arkadaşlar o şeyi bırakmayacaksın. Yüzünden tebessüm eksik olmayacak. Bak, benim yüzümde tebessüm eksik mi şu an? Değil. Sizde de olmasın. Asla karamsarlığa kapılmayacaksınız. Bu maçı bok yeneriz. Allah belanı vermesin oğlum. Beni mi gördün lan? Ya bas artık şu dedarda ama yani Türknetliyim artık ben, bas artık şu dedarda ya. Arkadaşlar ben elendim, kalan yarışmacılara başarılar diliyorum. Allah hepinizin belasını versin. Birisi tozlu halat attı, bu map'e attı ama kim atmış? Killer atmış altta olduğuna göre. Bu arada pingimin tatlılığına bakın, 70'li oynuyorum artık. Şimdi bu tarz Wraith gibi sneak katiller geldiği zaman arkadaşlar, yani bunlar sessiz katil olduğu için ne zaman nereden çıkacağı belli olmuyor. İlk jenleri safe yapmaya dikkat ediyoruz bu tarz durumlarda. Yani ben öyle yapıyorum. Şimdi mesela buradayım ya, gelirse hemen şu palete kaçarım, anladınız mı? Ama açıkta yaparsanız bu adam sessiz bir katil olduğu için bu adam senin dibine girene kadar bu adamı göremezsin, hissedemezsin. Dolayısıyla ilk hasarı kesin almış olursun. Bak mesela geliyor hemen, ne oldu, kaçtık. Ona bir daha vurma öyle. O jene bir daha vurma öyle. Duydun mu beni? Seni sürtük. Seni sürtük, duydun mu beni dedim adamım.
Adinaş, o spot güzel bir spot. O spotu ben o kadar kolay harcamam kardeşim, tamam mı? Ben de o göz yok. Oğlum adam her yeri vura kıra vura kıra geliyor, darbe yapıyor ya resmen şu map'e şu an. Orada açacağını anladığımız için arkadaşlar spotu saldık, hemen kaçtık. Akıllıca bir oyun. Tamam, orayı kırmasını zorladık, şimdi Eva gireceğiz, Eva. Mort kaldı. İyi oyun, iyi oyun, iyi oyun oğlum Ahmet. Aferin oğlum Ahmet. Takımımıza gerekli zamanı kazandırdık. 2 can bitti, çok iyi. Şimdi kendi jenimize bir gideceğiz. Kendi jenimiz erimiş arkadaşlar. Sizlere ömür. Claudette, tehlikeli sularda yüzüyorsun. Kolay gelsin, ne yaptın? Yani bir savaş gazisi olarak madalyasını bile takmadan oturdu jen yapıyor ya. Dünya bu güzel insanların hatırına dönüyor arkadaşlar. Şimdi bir can daha bitirdik. Çok iyi. Benim bunu yıllamam lazım ama Wraith bize geliyor da olabilir. Yıllamayayım mı? Git adama diyorsun, tamam. Biraz ilk insan gibi anlaştık, hani eliyle falan gösterdi uga buga diye, ama olsun. Ne yapalım, oyunda sonuçta voice chat yok. Oğlum bu ne yavaşlık, heal bitince beni uyandırsanıza. Alo. Hah, bitmiş. Claudette, senin için hasar aldım, kaç şimdi gülüm. Claudette'a direkt çökem dedim ama çökemedim. Çök Esma çök, çök Esma çök. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben size ne yapacağımı açıklayayım. Siz kafanızda onu canlandırın. Şimdi benim Dedard'ım vardı ya arkadaşlar. Dedard'ın yarım saniyelik bir kullanım süresi var. Ben bu paleti hemen harcamamak için, yani çünkü daha hiç asılmadım. Bu palet ileride daha lazım olabilir bize, güçlü bir palet. Ben bu paleti hemen harcamamak için paleti devirecek gibi yapıp Dedard tuşuna basayım, adam bana vursun gideyim olarak düşünmüştüm. Ama arkama baktığımda bir yarım saniyelik Wraith'i göremedim ya, acaba gelmiyor mu diye düşünürken adam genişten almış. Koş onu dal, koş koş. Gerizekalı, aynen. Ya beni koparıyorsun ya. Beni var ya, yemin ediyorum koparıyorsun ya. Bak, decisive'im gitti. Öldüm, ananı götünü deleyim, öldüm. Ananı götünü deleyim. Claudette ne yapıyorum şu an? Aha! Mutiyen tetiklendi, aynen, bir de onu bulmakla uğraşalım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, yine ne oldum değil, ne oldu lan yarrağım demelik bir maç. Yani bu söz diyorum size, her zaman işe yarayan bir söz. Sözü biraz yanlış söylemiş olabilirim, birkaç kelimesini karıştırdım sanırım. Benim acilen heal'lanmaya gitmem lazım. Bu tarz sneaky adı verilen katillere karşı arkadaşlar yaralı olarak durmamanız lazım. Çünkü dediğim gibi size sessiz bir şekilde yaklaştıkları için. Oğlum ne güzel belgesel anlatır gibi sunuyordum yani, senin şu yaptığın İnsanlığa sığdı mı? Bana bir açıkla. Ya davarsın yani. Davarsın ya. Başka bir açıklaması yok yani bunun. Yani oradan atlasam mantıken atlıyorum değil mi? Çok hani vuramazdı bana da. Aramızda mesafe de vardı. Şimdi bunu bilinçli yaptıysa, benim onu düşüneceğimi düşünüp ona karşı bir düşünce olarak yaptıysa eyvallah. O zaman beni outplay etti. Ona yapacak bir şey yok. Ama ben bu adamın öyle bir şey yaptığını zannetmiyorum. O yüzden... Saygılar, selamlar. Bir şeyle boğmam lazım da kendimi, bir şey aradım yani. Ananı sikeyim, ölüyorum. Ulan şarj aleti bile bana acıdı boğmayı reddetti, anasını satayım ya. Böyle bir şey var mıdır ya? Bu dedi zaten yaşayacağını yaşamış dedi. Bunu boş ver dedi. Bir de ben mi dedi bu çocuğu sıkayım boğayım dedi. Buradan da şarj aletine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ürün linkini Trendyol'da, lan ne oluyor bir dakika. O ben değilim arkadaşlar, o kişi ben değilim, kusura bakmayın. Onu başka sayfalardan uğraşırsınız. Bu kim şu anda yani tam olarak? Merhaba. Götten bacak hanım. Bir dakika, ben hiç erken hasar alamam kanka. Şey yapma, zaten çok hani sıkıntılı bir savaştan çıktım. Biliyorsun beni. Biliyorsun beni hack. Lan bu, oğlum bu hangi spot lan? Oğlum Macmillan'da böyle bir şey mi vardı? Oraya bir daha trap atsana. Oraya bir daha bir trap atla sana, ne yapıyorsun bak. Oğlum bura nere lan? Alo arkadaşlar, bu benim tanıdığım Barcelona bu değil. Oğlum bu ne lan? Oraya trap attı mı o? Biraz geç geldi sanki. Ha hanımefendi? Hanımefendi, bu spotlarda ben sizi öterim gibime geliyor. Yani haklı olarak gitti adam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim, yemin ediyorum şaka yapmıyorum. Ben ilk defa bu spotları görüyorum Macmillan'da. Bu şey mi değişti? Design... Ananı ne oluyor? Design'ı mı değişti buranın? Selam Kongs. Hatırladı mı beni? Lan 50 kere volt attım, hala ezberleyemedim pencerenin yerini. Değişik spotmuş ama güçlü. Çok değişik bir spot. Bayağı hoşuma gitti yalnız. Deli midir nedir, akıllısı bulmaz ki anasını satayım ya.
Yani birbirinin yanından geçen dolmuşçular gibi senin benim hukukun ne de yani geliyorsun kafa sallıyorsun. Otur cenni yap işte ya. Tamam teşekkür ediyorum, bu bana değer verdiğin, beni görmezden gelmediğin anlamına geliyor. Tamam teşekkür ederim o zaman, yani şimdi böyle düşününce de bir yumuşadım arkadaşlar. Yani bana değer veriyor ve beni görmemezden geliyorsa teşekkür ederim Meg'cim. Al ben de sana kafa sallayayım. Ama hangi kafamı? Yani gelmiş bize ince bir davranışta bulunmuş. Şu yaptığımız espri hoş mu yani? İyisin. Ben şimdi şunu çekeyim üstüme. Sen çünkü bak ben sana değer verdiğim için bunu yapıyorum. Normalde herkesi üstüme çekmem bilirsin. Double back purpo diyorum sana ya. Double back purpo da biraz escort ismi gibi oldu arkadaşlar ama yani tam olarak kendime onu demek istemedim. Geç kankam, geç kankam. Korumamdasın. Himayem altındasın şu an. Ben seni burada bekliyorum. Beni bul. Burada beni bul. Devam et, devam et, devam et. Aldım seni, aldım seni himayem altına. Yani sol tabloya bakar mısınız arkadaşlar? Sıfır hook olarak geçiyor halk arasında. Hop aldım araya, aldım araya. Zohort kaldı. Çok mantıklıydı, kabul edin ama yani oğlum bu nasıl bir yarım saniye ya? Yarım saniye geçti mi? Yarım saniye benim düşündüğüm kadar uzun bir süre de olmayabilir arkadaşlar şimdi yani. Şimdi adam kolay yem geldi gibisinden vurdu bana. Planı uyudu tamam ama hani Dead Art'ı çalıştıramadık. Çok hızlı bitti ya. Buna biraz daha alışmam lazım. Ya da alışmama gerek yok. Perk de değiştirebilirim. Biraz karakter kasmam gerekecek sadece. Tek başına şu an yani şu yaptığın hareketler ucuz kahramanlık olarak adlandırılıyor genelde. Barov almaya çalışacağım. Bak bu mesela bana hit olması lazım. Adam benim diğer tarafımda. Satisfaction. Adamda kurtuluş varmış arkadaşlar. Hagen nasıl sövdüğünü tahmin ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bak şimdi yaramazlığı izle. Ya oğlum kıyamam, bir de geliyor bir tane daha tuzak atıyor ya. Ya oğlum bizim adam yaralı diye mi böyle hareketler sergiliyor ya? E Brom gel heal'layalım seni de. Bak orada yani şer oldu, seni şey yapamadık. E bunu alamayacağız. Ölecek. Adam anamıza sövüyor şu. Yemin ediyorum ne dese haklı ya. Bir de öldü o da. Şimdi Meg'le tam olarak orada anlaşamadık. Meg hasar aldığında girebilirdim. Kabul ediyorum orada biraz hatam var. Ama ben tam anlayamadım. Meg diğer taraftan dolanacak sanıyordum. Yani hasar alınca ben de şok geçirdim. Sonra adam ölmesin diye iyi niyetli bir Dead Art kullanımı olarak adlandırıyoruz arkadaşlar onu. Lütfen orada bana güldüyseniz gülmeyin. Ez mi? Ya nasıl yani? Fare sinirlendi. Fare sakin ol. Oğlum bu Ruslar kahvaltıda da mı vodka içiyor? Bu ne değişik bir insansınız ya siz. Bizim saat dilimimiz de aynı diye biliyorum orayı. 9.43'te çekiyorum şu an videoyu. Sabahın 9.43'ünde. Adam 2 kill almış, ez yazıyor. Tamam yani istediğini yaz da. Sabahın 9'unda kafan nasıl güzel olabilir ki? Bir Rus her zaman Rus'tur arkadaşlar, bunu unutmayın. Bu son maç bak, itiraz yok arkadaşlar. Aramızda anlaşalım. Dün Bubba'da 4 maç attım. Server'da da 4 maç atıyoruz. Server'da 3 maç yeterli arkadaşlar. Bu haritayı oynamayalım. Uğursuz bir harita ya gerçekten. Geçebilir miyim? Pardon. Excuse me. Şu an 36 metre menzildeyken Spine Chill yandı arkadaşlar. Killer her an burada bir yerde olabilir. Bu Jake Park şeye benzemiyor mu? Alice in Borderland'deki karakter. Adını unuttum ya. Başrolün adı neydi? Arisu muydu? Arisu'ydu değil mi? Arisu'ya benzemiyor mu? Bir andırıyor şimdi arkadaşlar. Dürüst olalım. Objektif olun, yalan konuşmayın. Arisu gel. Ya Arisu illa başına buyruk hareket edeceksin. Ne yapıyor? O tarafa... Arisu. Allah belanı vermesin. İkinci sezon geliyor. Ne oluyor? Bu arada ikinci sezon Aralık'ta geliyor arkadaşlar. Alice in Borderland'ın. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Squid Game tarzı bir dizi ama Squid Game'den önce çıkmış bir dizi. Ve ben kefilim arkadaşlar. Bu diziye kefilim bak. Bu diziyi beğenmeme ihtimaliniz çok düşük. Yani giydikçe açılır diyen ya da seneye de giyersin diyen bir esnaf gibi gözükmek istemem. Ama bana güvenebilirsiniz. Ya Alex isminin hakkını veriyorsun. Hakikaten magandasın ya. Maçın anasını belledin öyle gittin şu an. Ne oldu yani? Düştün dedi. Niye DC atıyorsun ki? Hani ilk defa mı düştün bu oyunda? Ya sen de gelme bana boş boş hareketler yapma oradan ya. Kolay gelsin. Bir daha kolay gelsin. Kolay gelsin. Bir daha kolay gelsin. Bir daha gelsin. Bir daha gelsin. Chase'de olmadığım için sınırsız bir şekilde atlayabildim arkadaşlar. Onu bilmeyenler varsa aranızda yani. İnanılmaz bir cahillik. Nasıl ezdim sizi ha? Siniriniz mi bozuldu yoksa bana karşı? Kır şunu. Kır şunu, boş yapma. Kır şunu. Ya en nefret ettiğim killer tarzı ya. Beni burada yakalar ki. Ama dur, beni yakalayamaması için bir planım var arkadaşlar. Bu pencere açılmış. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arisu. Arisu. Bir şey yap. Karube. Ananı avradını. Arisu. Arisu.
Mümkün değil yani, şuradan sağa çıkabilmem mümkün değil arkadaşlar. Allah'ın belası Arisu, çözmeye gelince bütün oyunları çözüyorsun. Yapsana şurada da bir güzellik ya. Arisu bir el at abine be gülüm. Allahümme ora. Allahümme ora. Oğlum Allah'ın belası cadı hermoni yapınca açılıyor, bende niye işlemedi? Bazen böyle reklamları dava ediyorlar ya. Mesela adam mesela Red Bull içiyor, kanatlanmadım diye dava açıyor, anasını satayım mantığa bak. Bir de bunlar kazanıyor ya davayı. E şimdi ben de bu büyü çalışmadı diye dava etsem Sayın Harry Potter cemiyetini. Komik bir görüntüydü, kabul edelim. Tom ve Jerry kovalamacalar gibi bir sahneydi. Michael, Michael ne yapıyorsun oğlum? Adam şeyi bulamadı. Neyi acaba arkadaşlar, yani bugünkü bilmece sorumuz bu olsun. Cevabı bilenler yorumlarda cevaplasın. Arisu bu jeni bitirirsek bir şansımız var oğlum, hadi. Arisu bok bitiririz. Bak Michael peşimdesin. O şey sesini de duydum. Tamam mı, o nefes alma sesi var ya. Bunu niye devirdim? Bir an 3'e geçebilir. Konuşma eğitimi kaybettim Allah'ım. Bir daha hiç konuşamayacak mıyım? Yani her an geçebilir ya. Her an geçebilir 3'e. Geçtiği anda vuracak. O yüzden Allah belanı versin senin. Yani 3'e geçme gibi bir derdi yokmuş ki adamın. Bizim adam da can bitirme pahasına onu struggle'a soktu. O zaman şöyle yapalım. Ben bunu devireyim arkadaşlar. Bunu buraya kilitleyeyim ki bizim adam rahat rahat alsın. Şimdi 3'ün süresi bitene kadar takılmamız lazım. Ben şu an takılıyorum arkadaşlar. Siz de bana katılın, eğlenceyi yaşayın. Yine spotsuzluğun içindeyiz değil mi? Yani bana burada kara delik veriyorsun, tamam mı? Annen evde mi? Michael bak çok kötü spot kankam, affet be. Affet reis be. Ha kim üzdü seni, kim kızdırdı bu kadar can yapmışsınız, bu adamı kızdırıyorsunuz. Allah belasını versin böyle pörkünle. Buna basmayalım o zaman biz ya, buna niye basıyoruz ki biz? Yarım saniye bu kadar hızlı bir şeyse, yine de bir adamımız disconnect atmasına rağmen iyi bir noktaya soktuk maçı bence. Bize bir şey olmaz, bize bir şey olmaz. Olur, 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 olur. Bize de bir şey olur, sana da olur. Ya adam akıllı oynuyor şu an yani, onu da kaldırtmıyor, öbürünü de aldırtmıyor. Hasar alıp öbürünü alırdım normal şartlarda. Ama içerik üreten taraf ben olduğum için arkadaşlar, benim hayatta kalmam daha doğru olur diye düşünüyorum. Lütfen bu bencilce bir davranış olarak algılanmasın. Artık hayatımdan gitti ya. Hayatımdan ne olur bir gitti ya. Geçme 3'e, böyle oynayalım. Hani zaten son kişiyim. İlk önce yarala. Ya beni dinlediğin için çok teşekkür ederim Michael'cığım. Şerefsiz, nasıl kaçıyor şerefsiz. O zaman kancadakini de alsaydım keşke yani, madem böyle yapacaktım ben anlamadım ki. Evet gençler, bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.